Evet sevgili arkadaşlar. Ben videoyu 12 Şubat'ta çekiyorum ama ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Ee, en azından yayınladığım tarihi bilin istedim. Şimdi sizlere e, Rönesans tablosu göstereceğim arkadaşlar. Bakınız. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Ankara Gücü taraftarları bir arada e, Yağmacılar diye bir grup varmış. E, taraftar grubu. Onlara karşılarmış arkadaşlar. Tabii bu böyle günlerde spor olmaz ama yağmacılar grubuna karşı bu gruptakiler bir arada hani bunlarda e, bunlar da tezahürat yapıyorlar. Yağma yapsana, yağma yapsana diye. E, inanın şu ekip normal bir maçın bitiminde asla yan yana gelemeyecek. Hani palaların konuşacağı, birbirlerini kovalayacakları bir ekip. Ama görüyorsunuz yani Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Yani şu ortama bir bakın ya. Yani şu ortama bir bakın. Orada sanırım e, alt tarafta bir komiser var, başkomiser var sanırım rütbesinden anladığım kadarıyla. Yani keşke böyle afetler değil de her zaman bunları yaşayabilsek arkadaşlar. Bu arada Ankara Gücü'ne de ayrıca selamlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Kendileri 300 TL'ye bir forma çıkarttılar, hatıra forması adı altında ama geliri depremzedelere bağışlanmak üzere. Ankara Gücü resmi sitesinde var. Ben link olarak da paylaştım Twitter'da ama sizler de rahatça Ankara Gücü yazıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Vitor Pereira ve kulübünden depremzedelere büyük yardım. Seversiniz sevmezsiniz ama bugün gerçekten hani bugünler birçok kişinin kalplerde yer edindiği gün. Ben mesela Felipe Melo'dan nefret ederdim. Ama yaptıkları ettikleri mesela o kadar. Mesela Fatih Altaylı'yı ben hiç sevmezdim ama Yaptıkları, ettikleri çırpınışları gerçekten birçok kişiye bakış açımızı tamamen değiştirdi. Ya da yani Fatih Altaylı falan derken yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Şu sebepten, bu sebepten değil. Yani farklı sebeplerden, ne bileyim tuttuğu takımdan, şundan, bundan falan filan. Yani demek istediğim anlayın. Vitor Pereira da Flamengo'yu çalıştıran te teknik direktör ve futbolcular Türkiye'deki depremzedeler için yaklaşık 30 milyon liralık bağışta bulunmuşlar. Fenerbahçe eski teknik direktörü Pereira Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlerden ardından Brezilya'da bağış toplamasına öncülük etti diyor. 8 milyon Brezilya reali topladılar. Bu tutarda yaklaşık olarak 30 milyon liraya tekabül ediyor. Aynı zamanda Vitor Pereira Dünya Kulüpler Kupası 3. maçında Flamengo ve Al Ahli karşı karşıya gelirken Brezilya ekibi mücadeleyi 4-2 kazandı. Ve Pereira 4 de sevinmemiş arkadaşlar ki bilirsiniz o coşkusunu. Kendisine de buradan ucak dolusu selamlarımızı gönderiyorum. Hocam futbolun zamanı mı diyeceğiniz haberlere geliyoruz. Maalesef arkadaşlar ben burada kafa dağıtmak isteyenlere vesaire bu haberleri sunuyorum. İsteyen izler, isteyen kardeşlerimiz haberleri izler. Başka bir şey var. Aynı zamanda da gidip Twitter'da şurada burada elimden geldiğince yardım çığlıklarını, feryatlarını, paylaşımlarını insanlara duyurmaya çalışıyorum. Yani hangi yönümü takip etmek istiyorsanız o yönümü takip edebilirsiniz. Ben size öyle söyleyeyim. Gerisi size kalsın. Ferdi Kadıoğlu ve o sayeden 30 milyon euro. Şimdi 23 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen bir Napoli var. Ve gerçekten çok ciddi bir şekilde de takiptiler. 16 milyon euroyu gözden çıkarttıkları da gelen haberler arasında. İngilizler de o say e bir değer biçtiler ve 13-14 milyon euro seviyesinde bir teklif düşünüyorlar. Ee, hani birçok kulüp artık ısrarcı ve bakalım ne olacak. İki futbolcu da kariyerine tabii ki de Avrupa'da devam etmek istiyorlar ve şöyle de bir durum var arkadaşlar. Bunu kötü niyetle söylemiyorum ya da Ferdi Özelinde o sayı özelinde söylemiyorum. Bunu bütün takımlarımız özelinde söylüyorum. Birçok futbolcu muhtemelen yaz transfer döneminde teklifleri yani gelen teklifleri değerlendirip gitmek isteyecektir diye düşünüyorum. Yani bunu Hocam korkaklar, kancıklar şöyle böyle diye adlandırmayın. Bunu her takım futbolcu için söylüyorum. Bir. ikincisi de ya psikoloji diye bir olay var. Gerçekten psikoloji diye bir olay var. Benim öğrencilerime falan ben moral vermeye çalışıyorum. Hani evlere girmek istemiyorlar şu depremi evde yaşadıkları için. Kendi çocuklarım dahil bilginiz olsun. Yani ha, Devre arasında o sayıyı biz aslında gerçekten de iyi bir fiyata gönderiyorduk ama zorunlu satın alma opsiyonu ekle, eklemek istedik. Zorunluyu kabul etmediler. Biz de dedik yani kiralık vereceğiz. Oynatmayı futbolcunun değerini düşürürseniz bizim elimizde ne kalacak? Bari belli bir kiralama ücreti alalım. Yok dedikleri için o sayı işi olmamıştım. Bakalım lig bitsin. Bunlar konuşulur. Ee, lig Mart başına tekrar başlayacak ve teknik direktör Jesus oyuncularına hem moral açısından hem de fiziksel olarak diri adına da yoğun çabasını sarf ediyor. Yeni transfer Osterwold de takıma uyum sürecini atlattı diyor haberde. Tabi bu da Portekiz'de teknik direktörün yüzünü güldür diyor. Aynı şekilde Fenerbahçe'de Serdar Aziz de geri döndü. Zaten hafif bir sakatlığı vardı. Özellikle son Adana Demirspor maçında sakatlığından dolayı kadroya alınmamıştı. Aklıma gelmişken bir şey de söylemek istiyorum. Bu konuşulacak Zaman değil biliyorum farkındayım ama vefat eden kardeşlerimizden birinin ölmeden önce Adana Demirspor maçının hakemlerine yönelikte ciddi sistemleri vardı. Ne olur hakemler? Bari ligin kalanında yani oynanacaksa kalanında bari adaletli yönetin kimsenin hakkına girmeyin. Bakın iyi öldü gitti kardeşlerimiz. Hangisine helalleşeceksiniz? Yani hangisine helalleşeceksiniz? Şu ortamda bak, şu gün Herkes o kadar yumuşak ki, herkes o kadar pozitif ki çıkın hakkınızı helal edin. Değil herkes helal eder. Ya olsun ne olacak giden iki puan olsun der. Ama yapmayın bunu. Yani yapmayın derken kimsenin hakkına girmeyin. Ne olur gözünüzü seveyim. Artık herkes kenara çekip düzen versin. Serdar da e, iyileşti diyor arkadaşlar. Yani haber de bu şekilde. Tabi Galatasaray'da Mustera iyileşme sürecinde öbürleri aynı şekilde. E, her takım için şey var. Benim değinmek istediğim mühim bir olay var. Onur Bulut olayı. Arkadaşlar bu olay biraz karışık bir olay. Ben normalde hani artık depremin üstüne bir hafta geçmiş oldu. Ben normalde bu haberi çok konuşmadım. Çok da umursamadım. Dedim ki yani normal sıradan bir şey şöyle böyle dedim ama bu olay e, sular biraz daha durulduktan sonra çok farklı bir boyuta gidecek ben size söyleyeyim. Çünkü niye? Kayseri spor basın sözcüsü Samet Koç'tan Onur Bulut açıklaması geldi. Samet Koç aslında bir veryansın etti. Onur Bulut'un sözleşmesini tek taraflı feshettiğini ancak oyuncunun Türkiye Futbol Federasyonu'na yani TFF'ye gönderilen sözleşmesinde futbolcuya tek taraflı fesih hakkı tanınmadığını açıklamış. Şimdi pazartesi günü sözleşmesini 3 sene uzattığını açıklandı 6 Şubat'ta. Bakın. 6 Şubat Pazartesi federasyona da bu yazı gönderildi. Resmi makamlarda da açıklandı. Sözleşmesini ayın 8'inde Beşiktaş tek taraflı feshetti diyerek 3,5 yıllık sözleşme imzaladık diye de açıkladı. Ve hani futbolcumuz Onur Bulut avukatı marifetiyle kulübümüze tek taraflı fesih bildirimi yapmıştır. Ancak belirtmek isterim ki TFF'ye sunulan sözleşmede futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır. Oyuncumuzun çıkış bakiyesi olduğunu düşünen büyük kulüplerin dikkatine sunarım diyor. <laughs> yani bu olayın peşini bırakmayacaklar. Ben söyleyeyim çok ciddi de ceza aldırabilirler. Belki de kulüpler kendi arasında anlaşıp cüzi bir bonservis ücreti falan verebilirler. Ama e, bu olay bayağı bir tartışılacak gibi. Hatta bazı arkadaşlarım da şey diyor hocam Ahmet Nur Çebi hani bir nevi topu taca atmaya çalışıyoruz, Sanki gündem oluşturmaya çalışıyor işte önceki puanlar verilsin diye. Acaba bunun yönünü mü çevirmeye çalışıyor ben bilemem. Ama e, her şey biraz daha normale dönüp futbol konuşulduğunda bu olay çok konuşulacak gibi geliyor benden söylemesi. Asla gitmez denen isim gidiyor inşallah. Fenerbahçe'de bir türlü beklenen performansı veremeyen Mauricio Lemos'la yollar ayrılıyor inşallah arkadaşlar. Ve sürpriz bir talip çıktı. Şimdi kadroda düşünülmüyor Lemos. Ben size Lemos'un olayını anlatayım. Niye gitmez denen. Sözleşme nefes edelim. Kalan bütün paramı isterim diyor. Başka bir takıma gönderelim. Hayır gitmem ben 6 aylık sözleşmem var. Buradan gidersem 6 aylık kiralık sözleşmesi yapsam adam beni oynatmayacak. Ne anladım bu işten. Burada sıcacık yere bırakır mıyım diyor. Satalım diyoruz. Hiçbir kulübü beğenmiyor. Rus kulüpleriyle görüştük. Arkadaşlar ya inanır mısınız bilmiyorum ama e, 1 milyon 750 bin miydi? 1.250.000'in milyon 250 bin Bon servis teklifi aldık ya. Lemos için bon servis teklifi aldık. Oraya gönderecektik. Gitmedi. Ve e, hem Lemos hem Gustavo Henrique gözden düştü zaten. Ama Lemos iyice düşmüştü. Ve hem Lemos hem Gustavo Henrique zaten e, Avrupa Ligi listesinin dışında kaldı. Lemosa ülkesinden Penarol ilgilendi. Oraya da gitmedi. yüksek maaş istiyor. Hani ya arkadaş git kariyerine yeni başlangıç yap. Yok kabul etmedi. Brezilya ekibi Atletico Mineiro. Lemos konusunda Fenerbahçe ile görüşme halinde. Futbolcuyla da görüşme halinde. Ve <laughs> bu iş bitmek üzere. Yani yine bir aksilik olmasa bitmek üzere. Tabii ki de Le, söz konusu Lemos olunca bitti bitiyor demek imkansız. Abi büyük umutlarla geldi. Geçmişi de iyi ama bir türlü uyum sağlayamadı. Eğer Atletico Mini'ye oraya giderse orada çok tanıdık isimler var. Hulk var. Eduardo Vargas var. Hatırlarsınız Vargas'ı. Alan Kardeş var. Eski Galatasaraylı Mariano da orada forma giyiyor. Gitmeye en yakın olduğu yer. Büyük ihtimalle siz bana Gustavo Henrique'yi de soracaksınız. Arkadaşlar herhangi bir duyumum yok. Ama şunu belirteyim, videonun başında söylediğim şeyi burada özellikle tekrar ediyorum. Bazı futbolcular gitmek istemeyen, kulüplerimize yapışan, ben buradan nasılsa iyi para alıyorum diyen bazı futbolcular sürpriz bir şekilde gidebilirler. Transferi devam eden ligler var. E, UEFA'ya, FIFA'ya yazı gönderip bizim ligimizdeki futbolcular almak istiyorlarsa alsınlar, oynamalarına izin verin dahi denilebilir futbolcularımız korktu denilebilir. Hani özel izinler sağlanabilir. Zaten devam eden de var. E, Fenerbahçe'nin avantajı şu Brezilya Ligi'nde transfer devam ettiği için Fenerbahçe'de e, Brezilyalı sayısı da çok olduğu için Gustavo Henrique konusunda da duyumum olursa haber veririm ama şunu söyleyeyim belki de gitmeyi çok çok düşünüyordur. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Kendinize çok çok dikkat edin. Beni sevip sevmemeniz mühim değil ama kendinize çok dikkat edin. Ailenizi sevin. Yani şöyle düşünün o depremde yer alsaydınız neye pişmanlık duyardınız? Neyi yapmadığınıza pişman olurdunuz? Onları yapın. Allah'a emanet olun.